Ders fizik, konu enerji, sınav günü gelince tonguçla yapalım sinerji. Yandı beynimde buji. Ders fizik, konu enerji, sınav günü gelince tonguçla yapalım sinerji. Enerjiler çeşit çeşit, rüzgar, güneş, elektrik, nükleer ve ısı da var. Bizim derdimiz mekanik. Mekanik enerji iki çeşit, potansiyel ve kinetik. Durum enerjisi potansiyel, hareket enerjisi kinetik. Potansiyel enerji de ikiye ayrılır, çekim ve esneklik diye. Çekim enerjisi yükseklikten, esneklik cisimde depolanabilen. Kinetik enerji harekettir, hareket zaten berekettir. Hızın karesi kinetik enerjiyi doğru orantılı etkileyecektir. Kinetik enerji artacaktır, kütle ve hız artarken. Ama kinetik enerji için hız en belirleyici etken. Kinetik enerjinin formülü kütle çarpı hızın karesi bölü 2 olarak ezberlenebilir. Ekranda göründü sembolü. Yandı beynimde buji. Ders fizik, konu enerji, sınav günü gelince tonguçla yapalım sinerji. Potansiyel enerjinin meselesi yükseklik, sanki yer çekiminin kuralına karşı geldik. Bakıverelim formülüne, takılma yer çekim ivmesine. Kütle ve yükseklik önemli, P = mgh. Kütle aynı olsa bile önemli olan cismin şekli, ağırlık merkezine göre değişir potansiyel enerji. Sıradaki enerji esneklik, kuvvetle etki ettik. Kuvvet ortadan kalkınca hop eski hale dönüverdik. Cismin denge durumuna geri dönmesini sağlar. Geri çağrıcı formülünde F = K çarpı X yazar. EBE = 1/2 çarpı K çarpı X'in karesi. Formülü söylemek kadar kolay. Çıkan soruyu çözmesi. Yandı beynimde buji. Ders fizik, konu enerji, sınav günü gelince tonguçla yapalım sinerji. Potansiyelle kinetik toplanınca mekanik formülüne de kısaca MKP deyi verdik. Şekildeki örnekte 2 kilogramlık cisim 15 metre yükseklikte 10 m/s hızla gitsin. Potansiyel ve kinetik formülleri gösterdik. Toplamlarını bulduk. Al sana enerji mekanik. Aynı cisim inse yere 20 m/s hız ile. Potansiyel enerji 0 çünkü cisim zaten yerde. Bu durumda eşit olur kinetik ile mekanik. Ama hocam nasıl olur? Şarkının sonuna mı geldik? Yandı benim de buji.